hamilelik sürecimi. Şimdi ruh eşini bulduk. Sonuçta evleniyoruz. Kadınlar, bunları hayal ediyoruz biz. Evet, şimdi hayal ediyoruz. Kadınların en büyük korkulu rüyası hamile kaldığımda, işte doğum sürecine giderken o yaşamış olduğu dönemde sıkıntılar yaşayabilme korkusu. Hmm. Burada kendi kendine şunu sorabilir: hamile kalırsam en kötü ne olur? Çocuğum olursa en kötü ne olur? Orada çünkü özgürlüğünün kısıtlanacağını düşünebiliyor ya da sağlıksız bir çocuk dünyaya getirebileceğini düşünüyor. O yüzden sağlıklı bir hamilelik süreci yazıyoruz oraya. Evet. Sağlıklı. Tamam. Sonra? Keyifli. Her şeyden keyif alarak yaptığımızda bu hayatta mutluluğun gelmesi kaçınılmaz. Kolay. Çünkü kolay olduğu zaman da muhteşem geçiyor. Evet. Ben ilk hamileliğimde bu süreci çok fazla bilmiyordum ve yatarak geçti o hamilelik. Evet. İkinci de çok kolay. İlk 3 ayda 3 ülke gezdim. Eğitimlerime gittim, eğitim verdim, devam ettim. Kesinlikle bu iş beyinde bitiyor. Kesinlikle. O yüzden kendimizi hamilelik sürecinde olursak eğer kodluyoruz. Hamile sağlıklı, kalmak keyifli, istiyorsak kolay da kodluyoruz. Tamam. Sağlıklı bir hamilelik içerisindeyim. Keyifli ve kolay, mutlu bir hamileyim gibi zaten kadınlar. Şimdi bulana kadar bayağı uğraştık. Liste gerçekleşti. Hamilelik de çok güzel geçti. Evet. Anne olunca ben. Bu resimleri koyuyoruz, bunları hayal ediyoruz. 2019'da evet, evliyiz. Buyurun. Anne olunca ben nasıl bir duygu halinde olacağım? Hı. Mutlu olacağım en baştan önce. Mutlu. Çünkü çocuklarımız uyumaz endişesi var bir kere. Endişe, bebeklerde bırakın. Uyumaz. İşte gazlı bir bebek olur vesaire. Mutlu. Güzel. Güzel. Formda. Aynen, ideal kiloma geri dönmüş halimdeyim. Evet. Hamilelikten sonra en çok o takıntıya düşüyoruz. Ve bebeğim de sağlıklı. Bebeğim de sağlıklı. Çünkü bebek orada sağlıksız endişesi yaşarsak bebeğe bu enerjiyi otomatikman anne nasıl hissediyorsa çocuk da öyle hisseder. Bebek çok sağlıklı. Evet. Heh. Sağlıklıyız hep beraber. Harika.